Öncelikle Mevlana'nın çok güzel bir sözüyle başlamak istiyorum. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Küsme, çocuklar için yalansız, dürüstçe, katışıksız bir saflık. Bizler için de gizlemeden yaptığımız gönül koyma, darılma durumudur. Öğrencilerim, hayvanlar insanlar gibi küser mi sorusunu sorduklarında büyük çoğunluğu özellikle köpeklerin küslük tavrını takındığını ileri sürdüler. Bu tespit doğru değil mi? Küsme fiilini insanlar için kullandığımız gibi nesneler için de kullanırız mesela. Yemek vaktim geçince midem küstü, ağaç yerini sevmedi küstü deriz. Vatana küstüm diyene de rastlarız. Büyükler küçükken bizlere senden küstüm dediklerinde küstüklerini gösteren en açık davranış ve tutumları yalandan eliyle gözlerini kapatarak ağlama rolü yapmalarıydı. Sevgi ve ilgilerini kesme ve esirgeme işareti yanında verecekleri şeker ya da diğer hediyeleri bir daha vermeyeceklerini söylerlerdi. Bizlerin ve büyüklerimize karşı küsmemiz, yalancıktan ağlamamız, yüzümüzü asmamız, nazlanmamız ve onları sırtımızı dönmemiz şeklindeydi. Eğer nazımızla oynanırsa küsmemiz uzun sürmez, hemen gevşer barışırdık. Çünkü çocuklar büyükler kadar küslüğü uzun sürdürmeyi bilemezler. Çocukların çabuk küsmelerine, çabuk barışmalarına rağmen bazı büyükler belki kolay küsmezler, ancak çocuklar kadar çabuk da barışmazlar. Günlerce, aylarca, hatta yıllarca küslüğü sürdüren büyüklere çevremizde şahit olmaktayız. Bazı yaşlılar da çocuklar gibi çok çabuk küserler. Çocuklar küslüğü arkadaşlarına karşı diğer arkadaşlarını da küstürmek isterler. Bir aile diğer bir ailenin tümüne karşı küstüğü gibi bazı insanlar da kendisinin küstüğünü, insana karşı herkesin küsmesini ister. Küsmediğini gördüğünde de küslük tavrını takınarak kırgınlıklarını belli eder. Hatırladığım kadar çocukluğumuzda bir şeyi arkadaşımızdan istediğimizde vermedikleri, oyundan çıkardıkları ya da oyunu almadıklarında da gönül koyarlar ya da koyar küserdik. Küstüğümüzde şehadet ve orta parmağı üst üste getirerek arkadaşlarımıza uzatır küslerdik. O da parmaklarını indirirse küsmüş olurduk. Çok kısa süre sonra barışmak istediğimizde yine şehadet parmağımızla baş parmağımızı halka yapar uzatırdık. Arkadaşımız da şehadet parmağıyla halkayı açardı, barışırdık. Keşke büyükler de çocukların saflığına korusalar da o derinden yaşanan küslükler olmasaydı. İnsan sevdiği, vazgeçemediği, nazlandığı, katlandığı, değerli ve kendine yakın bulduğuna küser. Kızma uzaklaştırmayı gerektiren, küsme uzaklaşmayı değil, yine orada olduğunu, kendisinin anlaşılmasını ve kendisi için hala değerli olduğunu bilmemektir. Yabancıya uzaktan, tanıdığına ve nezaketten uzak, kaba insanlara küsülmeyeceğini biliriz. Çünkü küsme akıl işi değil, gönül işidir. Akıl kırılmaz ama gönül kırılır. Küsmede gönül ve ruh zedelenir. Sevgimizin, güvenimizin ve beklediğimizin büyüklüğünü ne kadarsa, kırılmamız ve küsmemizin de büyüklük derecesi o kadar olur. Küsmek her zaman insanlara karşı olmaz. Bazı insanlar hayata küstüm, bazısından kadere küstüm, bazısından da kendime küstüm sözlerini duyarız. İnsana karşı küskünlüğünü barışa çevirebiliriz. Ancak hayata, kendimize ve kadere karşı küskünlüğümüzü barışa çevirmemiz kolay değildir. Çünkü huzur evlerinde kalan yaşlılar da, hapishanelerde yatan mahkumlar da,
Terör, iç savaş, deprem ve doğal afetler nedeniyle ailesini kaybedenler de, yatalak hastalar da, çocuk esirgeme kurumu gibi yerlerde sahipsiz çocuklar da, evlatları tarafından sahip çıkılmayan yaşlılar da bu duygu daha da yoğun yaşanır. Küsmede kişilik önemli rol oynamaktadır. Çoğu kimsede küsme işi alınganlığın ve beklentinin derecesine göre olur. Gönül umduğu yerden küser. Veciz sözü bunu ifade eder. Küstüğünüz insanın sizin küskünlüğünüzden haberin olmadığı durumlar da vardır. Tavşan dağa küsmüş de dağın haberi yok atasözümüzden anlaşıldığı üzere. İnsan küs olduğu halde kırılır, yen içinde kalır anlayışıyla misafirlere, yabancılara karşı küs değilmiş gibi bir tutum içerisine girebilir. Hele hele devlet içinde küskünlüğün olmayacağını herkesin bilmesi gerekir. Siyasetin başında bulunan başkanların diğer başkanlara küsmeleri, kırıp dökmeleri, hakaretleri çocuklarımız ve gençlerimiz için ne kadar da kötü bir örnektir. Zaman zaman utanarak ve sıkılarak ne yazık ki bu durumu izlemekteyiz. Kim iyi, kim iyi bir yol, adet ve örf koyarsa insanlığa büyük iyilik yapmış olur. Kim de bunların tersini yaparsa büyük kötülük yapmış olur. Küsmekten daha çok affetmek, barışmak takdir edilen bir tutum erdemdir. Keşke büyüklerimizden daha çok küsmeyi değil de barışmayı, affetmeyi, konuşabilmeyi, hatır ve gönül almayı öğrenebilsek. Büyüklerin çocuklarına bırakacağı en büyük miras düşmanlık değil, dostluk kurabilmektir. Bazı yönlerimizde İslamiyet'in şiddetle yasak ettiği kan davalarının, küslüklerin uzun süre devam etmesinde annelerin kara renkli elbiselerinin ters çevirerek giymesi, kanlı gömleği duvara asması, intikam duygularını körüklemek için ağıtları söylemesi önemli yer tutar. Bunun yanında aileler ya da aşiretler arasında çıkan kavgalarda barışı sağlamak için kafasındaki leçeğini çıkararak ortaya atan anneleri de unutmamak gerek. Evet dostlar, küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Mevlana'nın sözündeki gibi.